Heyetinin yaptığı işte oraya yaptığı ziyarette elde edilen işte sohbet sırasında vatandaşların görüşleri bir şekilde yansıdı sizlere. Şimdi Müzeyyen Şevkin'le birlikteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili, jeolog kendisi aynı zamanda ve özellikle de 6 Şubat'tan itibaren neredeyse deprem bölgesinden hemen hemen hiç ayrılmamış bir siyasetçi. Müzeyyen Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi az önce Hatay'daki CHP heyetinin ziyaretinden bize ulaşan görüntülere yer verdik. Hatay'da da bir yemek kuyruğunu aşağıya gösterdik izleyicilerimize. Siz şimdi bugün bile yaşadınız Adana'da bu depremi. Bugün de 99 depremin üzerinden 24 yıl geçti tam da bugün. Bu hazırlıklar ne aşamada? Çok yakın zamanda yine deprem olma ihtimali çok fazla bilim adamlarının söylediğine göre. Biraz bize bu konudaki görüşlerinizi paylaşır mısınız? Öncelikle kadın milletvekillerimiz ve kadın kolları genel başkanımızla beraber deprem bölgesinde 2 gün süren bir çalışma yaptık. Konteyner alanlarını, çadır alanlarını gezdik. Bir de sivil toplum örgütleri, organize sanayi bölgesi, Ticaret Odası, Türkmen Mimar Odaları Birliği, HAMOK, yani Hatay Akademi Odalarının bir araya geldiği toplantılar yaptık. Tabipler Odası'nı ziyaret ettik bu süreçte. Samandağ, Defne, Hatay ve İskenderun'da incelemelerde bulunduk. Tabii ben sizin ifade ettiğiniz gibi ilk günden beri deprem bölgesinde ve depremi yaşamış bir kentli olarak Çok üzgünüm. Çünkü 1999 depremleri biliyorsunuz ki milat kabul ediliyordu Türkiye açısından. Aslında 1939'dan bugüne baktığımızda her yıl neredeyse ortalama ölümlü bir depremin yaşandığı tektonik olarak, jeomorfolojik olarak ve jeolojik olarak deprem kuşağı üzerinde olan bir ülkeyiz. Tıpkı yağmur gibi, kar gibi, şimşek gibi doğa olayıdır. Deprem muhakkak olacak, ola gelmeye devam edecek. Sorun şu ki siyasi irade ve bizim yerleşim alanlarını seçmemiz, seçtiğimiz yerleşim alanlarının yanlış olması nedeniyle maalesef her yıl yüzlerce insanımızı ve en son gerek 39 depremi, gerek 1999 Büyük Marmara depremi ve en son yaşadığımız 6 Şubat depremleri yüz binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine ve yıllara sari travmaların yaşanmasına, yaşamını kaybeden insanların yanı sıra ampute olan, sakat olarak yaşamak zorunda kalan ve yaşamı boyunca ruhen o travmayı yaşayan insanlarla karşı karşıya kalındığı gibi ekonomik çöküşlerin de en önemli dönüm noktasıdır maalesef depremler. Çünkü çok büyük o can kayıplarının ve mal kayıplarının yaşandığı ortamdan sonra ülkenin kendini toparlaması son derece güç bir şey. Gelişmiş ülkelerde de bu böyledir. Yani bu kadar büyük 50 bin resmi rakamlara göre 51 bin insanın yaşamını yitirdiği 350 binden fazla bağımsız binanın tamamen yıkıldığı ve neredeyse 800 bine yakın binanın da hasar gördüğü 13 milyona yakın insanın bu depremden etkilendiği ortamda ekonomik olarak krize girilmemesi zaten var olan pandemi ve ekonominin kötü yönetilmesinin neticesi de bunu tetikleyen önemli faktörler. Bütün bunlar bir araya gelince maalesef ülke çok kötü yönetilmenin sonucu anormal bir can kaybı ve kötü yerleşim yerleri nedeniyle büyük bir travmayla yeniden karşı karşıya. Şimdi bütün daha sorun tabii, Sayın Şevkin, bütün sorun tabii ders alınmamış olması. Yani 24 yıl boyunca bir takım adımlar atılmış olsaydı ve bunun tekrar yaşanabileceğine yönelik durumu göz önüne alarak işte toplanan deprem vergilerinin harcanması bu yönde olsaydı, İşte cezalılar da bu konuda suçlular da yargıya intikal etmiş konularda da ciddi bir şekilde yargılanma süreci de gerçekleşmiş olsaydı belki de bütün bunların hiçbirisi olmayacaktı ya da canımız daha az yanacaktı söylemek mümkün olabilirse.
devletin ya da hükümetin bu konudaki eksikliklerini belki vurgulamakta fayda var. Çünkü insanları belki yargılıyorsunuz ama imar hafları, çıkarılan imar hafları ne güne duruyor? Toplanan vergilerin deprem önlemleri için hazırlanmaması, harcanmaması ne güne duruyor? Sonuçta bütün sorunlar bu, değil mi? Evet, şimdi sorun şu ki hala ülke 1959 yılının afet yasasıyla, yani 64 yıl önce çıkan afet yasasıyla yönetiliyor ve ne yazık ki burada risk yönetimine ilişkin herhangi bir madde yok. Bir kere bir an önce bu 64 yıllık yasanın değiştirilerek temel bir yasal afet kanununun hemen hazırlanması gerekiyor. Burada bilim insanları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, belediyeler, yani yerel yönetimler dışında okullardan herkesin bu şeye katkı sunması gerekiyor ve ciddi dört başı mamur günümüz teknik koşullarına uygun bir temel kanun, afet kanunun çıkarılması gerekiyor. İkinci konu, tabii 1939'da yaşadığımız bir deprem fırtınası dönemi var ve daha sonra 1998'de Adana'da 165 vatandaşımızı kaybettiğimiz bir Adana Ceyhan depremimiz var. Sonra 99 depremi 17 bin vatandaş deniyor ama 18.350 son resmi kayıtlar vatandaşımızı kaybettiğimiz bir sürece getirdi bizi. Peki bu deprem, özellikle bu 6 Şubat depremleri bağıra bağıra geliyordu ve 17 normal koşullarda sesim geliyor mu acaba? Geliyor, geliyor, gayet güzel. Gayet güzel geliyor bize. Evet, yani bağlantı geliyor. Yok, gitmedi, biz sizi evet, duyuyoruz. Şimdi öyle mi? Tamam. Evet. Şimdi normalde son 3 dakikamız yalnız. Depremleri sonrası bir dizi hızlıca söyleyeyim. Normalde yapı denetim yasası çıkarıldı biliyorsunuz. Bu 99 depreminden sonra ve kentsel dönüşüm yasası çıkarıldı. Ne yazık ki hiçbiri amacına uygun olarak kullanılmadı. Yapı denetimi kağıt üzerinde kaldı. En önemli şey yapıda zemin özelliklerinin saptanması, üzerine sağlıklı bir inşaat yapılması, inşaat malzemelerinin kaliteli olması ve üzerine yapılacak binanın da denetlenmesidir. Bütün bunlar sağlıklı olarak yapılmadı ülkemizde ve tabii daha da önemlisi, bu kadar tektonik hareketin olduğu bir ülkede fay zonları çalışılarak bu fay zonunun imar planlarına 3194 sayılı imar yasasında düzenleme yapılarak imar planlarına işlenmesi gerekirdi ve burası kesin ve kesin olarak yapılaşma yasaklı alan ilan edilmeliydi. Bakın bugün Antakya'da 60 santim ile 4 metre arasında karanın birbirine görece olarak hareket ettiğini görüyoruz. Yani 4 metre bir kıtanın birbiri üzerinde hareket ettiği noktada hangi binayı sağlıklı olarak tutabilirsiniz? Dolayısıyla bu fay zonunun mutlaka imar planlarına işlenmesi gerekirdi. Bu yapılmadı. Biz AFAD'ı, ne yazık ki AFAD İçişleri Bakanlığı'na bağlandı ve bu ülkede eş güdümü sağlamadığı ve sınıfta kaldığı ilk depremde ortaya çıktı. 3 gün insanlara ulaşılmadı. Bu ülkede bir an önce AFET İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kurulmasına acilen ihtiyaç var. Eş güdümün sağlanması, bu yasaların mutlaka hayata geçmesi ve sadece yara sarmaya dönük değil, yaraları da sarmadığımızı 2 gündür Hatay'da gördük. 6 aydır hala hijyene, gıdaya, barınmaya ve iş ortamına kavuşmamış insanlar ilkel koşullarda, adeta mezarlık koşullarında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Eğer bu önlemleri alabilmiş olsaydık, fay zonlarını çalışmış, buradaki kentsel dönüşümü gerçekleştirmiş ve ne yazık ki literatürden ve kanundan tamamen çıkarılması gereken imar haflarını yapmamış olsaydık, biz bugün bunları konuşmuyor olurduk. Evet, belki çok ciddi yıkım yaptı 6 Şubat depremleri ama bu kadar ölüme neden olmazdı. Doğrudan fay zonları üzerinden taşımış olsaydık bu kentlerimizi ve daha sağlıklı zemin üzerine sağlıklı binalara, güvenli binalara yerleştirmiş olsaydık bu insanları, yani hastayı hastalığa kapılmadan önce risk önlemlerini alabilmiş olsaydık bugün bunları belki bu kadar konuşmuyor olacaktık. Maalesef bu ülkede her şey mış gibi yapıldığı için, kağıt üzerinde yapıldığı için bugün 36,5 milyar dolar toplanan vergiler kentleri risksiz hale getirmek için kullanılacağı yerde yandaş müteahhitlere para verilerek köprü, viyadük ve yol yaptırıldığı için bunlarla
Bunların da ne kadar sağlıksız olduğunu Antakya Havalimanı'nın hala çalışmıyor olmasından görüyoruz. Ve deprem nedeniyle 3 gün o karayollarından insanların deprem alanına ulaşamamasından görüyoruz. Onların da ne kadar sağlıksız Evet. olduğunu. Evet. Çünkü taşeronun taşeronuna veriliyor. Dolayısıyla bu ülkede geçmişi karalamaya ve yeni bir yöntem bulduğunu söyleyenlere son sözümüz şudur. Siz eğer iyi yönetiyor olsaydınız bugün bu ülkeyi, eğer iyi bir siyasi irade koymuş olsaydınız, bugün biz 50 binden fazla vatandaşımızı toprak Evet. altında, yüz binlerce insanımızı da başka kentlerde maalesef açlığa ve susuzluğa mahkum etmemiş evet, olurduk. Aslında bu son sözünüz bu işin tamamen özeti. Hiçbir şekilde evet. ders çıkartılmamış olduğunu 6 Şubat'taki depremde gördük. Çok teşekkürler Zeyhan Hanım katıldığınız için programımıza. Sağ olun. Değerli izleyiciler, saat 17'den itibaren yine programımıza devam edeceğiz. Ali Mahir Başarır, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı.